Öncelikle kendilerini kısaca tanıtmalarını rica edeceğim. Daha sonra sorularımı yönlendirmek istiyorum. Harun Bey, Muhammed Bey, Zeynep Hanım, İpek Hanım. Kısaca kendinizden ve ilgili çalışmalarınızdan çok kısa bahseder misiniz? Peki, çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle tabii fuar organizasyonuna bu çalıştayı organize edenlere çok teşekkür ederim. Burada bulunmaktan mutlu olduğumu söylemek isterim. Renovasyon, daha çok genel olarak gayrimenkul gelişme çalışmaları. 91 yılından beri üzerinde çalıştığım, lisansüstü eğitim yaptığım ve daha sonra da... Çok affedersiniz. Sesi alabiliyor musunuz? Ben Harun Bey'i iyi duyamadığımızı... Evet, Harun Bey'in sesini iyi alamıyoruz galiba. Pardon. Peki, efendim benim bölümüm gayrimenkul gelişme yönetimi, kurucusu benim. Bu alanda Türkiye'de ilk doktora yapan, ilk yüksek lisans yapan şanslı kişilerden biri oldum. Önceleri 90'lı yıllarda çok önemli bir bölüm değildi. Fakat 2000'lerde gayrimenkul gözde sektör olunca ben de birden çok önemli birisi olmaya başladım bu alanda ve yeni bir bölüm kuruldu. Yeni bir fakülte kurmak için mücadele ettik. En sonunda her kademesi açık olan bir bölüm oldu. Biz sadece lisans, yüksek lisans, doktora yapan bir bölüm değiliz ama aynı zamanda kamu sektöründen, özel sektörden, yerli yatırımcıdan, yabancı yatırımcıdan gelen proje geliştirme, mevcut bir hapishane, alışveriş merkezi, idari yapı, alışveriş merkezi, bunun renovasyonu, acaba hangi amaçla dönüşüme uygun, etkin verelim kullanım analizi, acaba bu eğitim yapısı olabilir mi, ofis binasına dönüşebilir mi, hastane binasına dönüşebilir mi, üniversite kampüsü olabilir mi, ya da bu amaçla kullanım, ofis olarak kullanıma uygun olan yapıların seçilmesi gibi önemli bir tecrübem oldu. Kendi üniversitemin içerisinde de 6 yıl yapı işleri koordinatörlüğü yaptım. Orada da idari bir yapıyı hastane yapısına dönüştürmek isteyen yöneticilere karşı da bir tecrübem oldu esasında. Hem kamu sektörü içinde hem özel sektör içerisinde. Kamu kuruluşlarından bazılarında bir idari yapıyı sosyal tesis ya da otele dönüştürmek isteyen yöneticilere hazırlamış olduğumuz raporlar, çalışmalar oldu. Ciddi bir tecrübem oldu ve bunu paylaşmak için aranızda olmayı, huzurlarınızda olmayı tercih ettim. Teşekkür ederim. Harun Bey, çok kısaca bahsetmenizi isteyeceğim. Gayrimenkul geliştirmede geleceği nasıl görüyorsunuz? Ve bu konuda fakültenin yaptığı çalışmalar hakkında aslında kendinizi tanıtırken kısaca bahsettiniz. Daha detaylı yenilemedeki çalışmalarınızla ilgili ilerleyen sorularda konuşmak istiyorum ama benim merak ettiğim sizin gayrimenkul geliştirmedeki geleceği nerede gördüğünüzle ilgili fikriniz? Esasında bu ben bir sunum hazırlamıştım. Orada tabii hem kendi yaptıklarımız hem de dünyadaki gelişme sektörü nereye doğru gidiyor. Evet. Orada detaylı bir sunumum da var. İsterseniz hem sunum üzerinden gideyim, diğer soruları da bu sunumla birlikte almış olayım. Ve de burada piyasa talebi, arazi geliştirme, başarılı yenileme uygulamaları, başarısız yenileme uygulamaları, başarısız projeler. Çünkü gayrimenkul projelerin önemli bir özelliği var. Siz de sektörün içindesiniz. Hastane yaptık, başarılı olmadı. Hadi geri dönelim. Geri dönüşümsüz. Başka bir kullanıma dönüştürmek, o da ciddi bir maliyet getiriyor ve zaman gerektiriyor. Zamanında bir maliyeti var. Ben sizin bana yönelttiğiniz, daha önce tartıştığımız üç önemli konuya değinmek isterim, doğrusunu söylemek gerekirse. Gerçi slide atlatıcısı da çalışmıyor herhalde. Atlatıcı, slide atlatıcısı çalışmıyor. Üzerinde durmak istediğim konulardan bir tanesi bu. Gayrimenkul gelişme nedir? Renovasyon ya da yenileme bunun neresindedir? Evet. Bu bir. İkincisi... Ben daha çok aslında şundan bahsetmenizi istiyorum. Bugün gayrimenkul geliştirmede Türkiye'de ne durumdayız? Evet. Şimdi bugün ne durumdayız? Geleceğinde nerede görüyoruz? Nerede görüyoruz? Eyvallah. Sunma hiç de gerek yok. Bunu ben çok iyi anlatabilirim. Önemli olan şu. Gayrimenkul gelişme nedir? Önce bunu iyi anlamak lazım. Gayrimenkul gelişmenin hedefi, kapsamı şu. Mevcut bir yapıyı renove etmek veya boş bir parsele imar hakkı giydirilmiş, üzerine proje geliştirilmiş, inşaat faaliyetleri yapılmış, uygun proje finansman modelleri seçilmiş, sonra da işletme ve pazarlama. Pazarlama veya işletme süreçleri. Dolayısıyla geliştirme bunun tamamı, halkanın tamamı geliştirme olarak gözüküyor. Bunun içerisinde biz çoğunlukla eski yapıları dönüştürmek ya da renovasyona odaklanabileceğimiz gibi
yeni mekanlar, kent içindeki kamu arazileri veya kent içindeki eski kentsel dokular, eski kentin çöküntü alanına dönüşmüş olan yerler veya tescilli alanlar, bunları restore etmek ya da yenilemek, canlandırmak ve kent yaşamına katmak veya terk edilmesi gereken ya da taşınması gereken sanayi alanları, bunları kent yaşamına kazandırmak. Şimdi Türkiye'de baktığınız zaman... Peki Ankara Fakültesi burada nasıl aktif rol alıyor ya da alabiliyor mu? Dünyadaki görünümü bu. Türkiye'de gayrimenkul gelişme çok yeni ve de birçok süreç ihmal edilerek işe başlanıyor. Bize genellikle işveren bir parsel buluyor. Parsele ayrıcalıklı bir imar hakkı elde ediyor ya da edemiyor. Evet. Sonra üzerine bir proje geliyor. Evet. Benim ticari gayrimenkul projelerinin %90'ında gördüğüm ciddi bir olay var. Konsept geliştirme tarafı sakat. Evet. Özellikle karma gayrimenkul projelerinde karmaların birleşiminde çok ciddi bir problem var. Evet. Karmaların birleşiminde optimum fayda, optimum kira, optimum değer, en iyi yatırım değeri, sürdürülebilirlik, bir amaç maksimizasyonu yok. Hayalimizdeki proje kağıt üzerine yansıyor ama bunun öncesinde kapsamlı bir fizibilite yok. Evet. Bir proje finansmanı, sürdürülebilir bir proje finansmanı yok. Çok kısa sürede hemen projeler kira parası getir aşağı doğru inmeye başlıyor. Evet. Ve sonunda bir bütün entegre bir proje yönetimi ve arkasından tesis yönetimi tarafı çalışmıyor. Evet. Burada çok alınacak yol var Türkiye'de. Biz Ankara Üniversitesi'nde yaklaşık 12. yılımız bu yıl. 12 yıldan beri şunu yapmaya çalışıyoruz. Birisi bize geliyor, diyor ki ben burada otel yapacağım, bana bir fizibilite raporu yapar mısınız? Evet. Otel olmaz diyoruz. Neden? Uygun lokasyon değil. Evet. Çok şaşırıyor adam. Sana ne kardeşim, fizibilite raporu yapsana. Senin işin fizibilite raporu yapmak. %60-70 doluluk yaz. Ve bir otel fizibilitesi. Hayır. Kurumlar mı, bireyler mi size geliyor? Kamu kuruluşları, kamu kuruluşlarının iştirakleri, belediyeler, yatırımcılar, işten evet. anlamayan ve iş değiştirmek isteyen tıp doktoru özellikle. Evet. Daha önce tıpta çalışmış ama şimdi bu alana girmek istiyor. Evet. Veya ya başka ülkede çalışmış bu alana girmek isteyen yatırımcılar. Evet. İknası çok zor bir süreç. Genellikle evet. Benimle ilgili mutsuz olarak benim yanımdan ayrılıyorlar. İkincisi bir alışveriş merkezi. Ben diyor ki patron ben burayı hastaneye dönüştüreceğim. Bakıyoruz hiç yükseklik kurtarmıyor. Ambulans giriş çıkışı yok. Acil servis için uygun bir parsele giriş çıkış yok. Olmaz diyoruz. Hayır yapacağım diyor. Yapıyor ve başarısız. Sonra evet. 17 milyonu çöpe atıyor. Yeni bir proje daha başlıyor. Ama biz bunları olmaz diyoruz. Ya da bir belediye başkanı geldi dedi ki ben AVM yapacağım. Bana buraya bir fizibilite raporu yapmam dedim. Neden dedi? Belediyeyi kurtaracak proje. Birçok insan geldi. Evet. Ve de belediye başkanı plancı. Çok iyi anlaşmamız lazım. Şehir plancısı. Konuştuk. Anlaşamadık. Yaptılar, yapmayın dedik. Olmaz. Ve bunların örneklerinin çoğu var burada. Evet. Harun Bey, çok detaya girelim istemiyorum. Konuyu da dağıtmayalım, arkadaşlarımızı da sıkmayalım ve panelistlerimizi de aktif olarak sohbet edebilelim istiyorum. Çok teşekkürler. Harun Bey'e dönelim. Harun Bey, sizin tabii aslında konunuz, her birinizin konu başlığı aslında başlı başına belki bir gün üzerinde konuşulabilecek kadar detaylı ve öncelikli. Ama sadece yenilemedeki inovasyon bakışı altında geleceğe dönük aslında yapabileceklerimizle ilgili değinmeye çalışıyorum bugün. Siz de yine az önce aslında detaylı bir şekilde değinmeye başlamıştınız. Size iç pazar trendlerini sormak istiyorum. Evet. Aslında değinmeye başladınız ama hani bu konuda yine bize bazı bilgiler iletebilir misiniz? Tabii önce burada bir kavramsal problem var. O da şu, yenileme, yıkıp yeniden yapmak, eski haline getirme, canlandırma. O kavramsal kargaşaya geçmek isterim ama bir şeyin üzerinde durmak isterim. O da şu, üzerinde durmak istediğim konulardan bir tanesi şu. Esasında biz kent, mekan, yapılı çevre, bu 1944 sonrası döneminde sanayileşme ve doğal olarak kent ölçeğinde büyüme, sanayi ülkelerin işçi talepleri, konut inşası, kiralama yolunda konut, bugün o konutların 90'lı yıllarda ömrünü, faydalı ömrünü tamamlıyor olması ve bunların yenilenmesi ihtiyacı. Konutun kira geliri, tamir, bakım, yönetim giderlerini karşılaması halde olması. Evet. Dolayısıyla devlet eliyle bir dönüşüm. Bazı ülkelerde kamu özel işbirliği şeklinde dönüşüm, bazı ülkelerde ağırlıklı özellikle gayrimenkul projeleri yoluyla dönüşüm veya yenileme uygulamaları. Dolayısıyla 1960 sonrası dönemde birden fazla kuşak var ve de kavramsal bir
tartışma var. Evet. Tartışmanın özünde esasında pazar talebi geliyor. Evet. Çünkü her özellikle gayrimenkul projesi, ister bu mesken olsun, site biçiminde yapılaşmış, isterse bu ticari gayrimenkul olsun, bir yönetim planı, tamir bakım ihtiyacı, rutin işte havalandırma, ısıtma, soğutma, güvenlik, temizlik ihtiyaçları ve dolayısıyla yıllık giderleri ve gelirleri, bunların karşılaştırılması. Ama biz daha buralarda bu yönetim tarafında çok başarılı değiliz. İşin o tarafını geçelim. Yönetimin yenilemenin bir maliyeti var. Beklediğimiz bir de faydası var. Ama biz bu fayda ve maliyet tarafını çok fazla dikkate almadan yenileme kararı veriyoruz. Çoğu kez idari bir karar oluyor ama işin finansal tarafını, maliyet tarafını ve getir tarafını çok dikkate almıyoruz. O fayda ve maliyetleri teknik tartışmayacağım. Siz bir, aslında, pardon. Bir başka konu daha var ki onu da isterseniz söyleyeyim. Evet. Yenilemeyi, renovasyonu biz kim için yapıyoruz? Müşteri için, kim için? Paydaşlar için, kim için? Kamu sektörü, özel sektör, diğer sektör. Yani bu şimdi bütün paydaşlar, dolayısıyla sürdürülebilirlik iç pazar talebine göre bunun olması gerekiyor. Evet. Bu işte burada da pazar araştırması gündeme geliyor. Evet. Biz mevcuttaki bir ölü yapıyı, ölü AVM'yi veyahut da geliri, giderinin altında kalmış olan bir ticari gayrimenkulü başka bir kullanıma dönüştüreceğimiz zaman ilk sormamız gereken soru, pazarda bunun için talep var mı? Dolayısıyla bu yenileme yapılabilir mi? Bu soruyu sormak gerekiyor. Yoksa ben bunu şuna dönüştürürüm, elbette dönüştürürsünüz. Ama bu dönüşüm fizibil mi, kabul edilebilir mi? Mali yönden kabul edilebilir mi? Teknik yönden kabul edilebilir mi? Ekonomik, ülke ekonomisi yönden kabul edilebilir mi? Ve son, sürdürülebilir mi? Evet. Bunları sormak gerekiyor. İşte benim bu pazar araştırması burada gündeme geliyor. Bu bizim mevcut işte saç ayağı, sürdürülebilirlikle ilgili. Biz işte istiyoruz ki proje başından sonuna kadar getiri artsın. Bunu istiyoruz ama böyle olmuyor gerçek yaşamda. Geldiğimizde işte bir hazırlık aşaması var, teknik değerlendirme var, mali fizibilitesi var, ekonomik ve son sürdürülebilirlik analizi ve proje uygulamaya geçti. Proje uygulamaya geçince bizim beklediğimiz tabii bu projede pazar analizi yapılmış mı, yeterince müşteri var mı? Mesela bir AVM yapacaksınız. Kaç kişi var yakın çevrede bu AVM'yi kullanabilecek? Otel yapacaksınız, doluluk oranı ne olacak? Ofis, rezidans yapacaksınız. Hangi kişi ya da kuruluşlar buradan ofis kiralayacak, burada konaklayacak? Buna ilişkin bir çalışma yapılır mı? Konut yapacaksınız, 3+1 yapmak istiyorum. Ortalama hane büyüklüğüne 2-3+1 konut yaparsınız. Dolayısıyla bu yönden bir araştırma Türkiye'de çoğu kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ihmal ederek işe başlıyor ama yabancılar bu konuda çok duyarlı. Bu çalışmaları birkaç defa yaptırmadan işe başlamıyorlar. İşte birkaç yenileme pazarından örnekler var. Bunu biraz sonra anlatayım isterseniz. Bu yenileme örnekleri gerçekten ilginç. Ortalama bir yatırım büyüklüğü 150 milyon lira ama açıldığı gün sayısı sadece hizmet verdiği 21 gün, 10 gün, 5 gün olan tesisler. Yenileme başarılı mı? Renovasyon başarılı mı? Yani yatırılan para geri dönmüyorsa, yatırımın getirisi yoksa bu yatırım yapılmalı mı? Evet. Elbette yapılmamalı ama getiri her şey değil. Önce bu teknik yönden kabul edilebilir olacak. Yani koruma statüsü, koruma uygulamaları yönden kabul edilebilir, zemin yönden kabul edilebilir, yapı çevre etkileşimi yönden kabul edilebilir. Çünkü iyi bir yapı çevresi için sinerji etkisi oluşturuyor. Çevredeki diğer gayrimenkullerin değerini artırıyor. Ama kötü bir yapı çevredeki diğer gayrimenkullerin değerini aşağı doğru çekiyor. Tabii dolayısıyla, bu bölgesel anlamda değerlendirilme gerekliliği ama sizin de konuşmanızın başında değindiğiniz gibi aslında eksik ve yapılmayan ayağı. Buradaki konuşmacıların çoğu, katılımcıların çoğu teknik. Artık dünya gayrimenkul ölçüm standartlarında, mekan standartlarında bir tek uluslararası standarda gidiyor. Evet. Dünya gayrimenkul ölçüm standartları diye bir koalisyon kuruldu. Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Gelişme Yönetim Bölümü bu koalisyonun Türkiye'den tek üyesi. Dolayısıyla o brüt alan dediğimiz zaman, net alan dediğimiz zaman, ortak alan dediğimiz zaman bütün dünyadaki yatırımcılar aynı şeyi anlamak istiyorlar. Çünkü Japon, Alman gelip İstanbul'daki bir projeye yatırım yapıyor. Onun brüt alanı ile bizim brüt alanımız aynı şey değil. Net alanlarımız aynı değil. Anlaşamıyoruz. Anlaşamadığımız için dünyada böyle bir koalisyon kuruldu ve bütün ülkelerde hemen hemen ölçülerin aynı homojen baza getirilmesi konusunda çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Bir standart oluşturuldu. Konut için, ofis için, rezidans için ve ticari için bunlar yayınlandı. Şimdi idari binalar, kamu idari binaları ve diğerlerine geçti sıra, onlara devam ediyor. Teşekkür ederiz. Sabra, ben teşekkür ederim. Siz aslında bireysel olarak gayrimenkullere yeniden fonksiyon kazandırılmasını yeni geliştirmelere yeğliyorsunuz gibi anlıyorum. Çünkü doğru yapıldığı takdirde. Mevcut yapıyı yenilemek
eğer talep var ise, piyasada uygun ise, gayrimenkulün bu amaçla kullanımı teknik yönden kabul edebilirse, çünkü mimari, inşaat mühendisi ve diğer teknik arkadaşlar değerlendirdi, gayrimenkul bu amaçla kullanıma uygun. Ben onun üzerine bunun fizibilitesini ve yapılabilirlik analizlerini yaparım. Bunun üzerine finansal analizler yaparım. Eğer gayrimenkul, mesela bir idari bina geldi, dediler ki hastaneye dönüştüreceğiz. Ben hastane standartlarına baktım, iç yükseklik 3.06 metre olacak. Olmaz ise Rus'a reçete kesemezsiniz diyor Sağlık Bakanlığı. Evet. Ama mevcutta binanın iç yüksekliği 2.86. Evet. Asma taban yükseldi. 2.40'a düştü. Olmaz diyoruz. Adam yapıyor ve sonuçta başarısız. Peki az önce değindik, yarım bıraktık. Tekrar o konuya dönersek. Yapıların neden dönüştürülmesi gerektiğini özetlersek. Bunu sadece maliyet bakımından olmadığını görüyoruz aslında. Yapıları neden yıkmadan dönüştürmeliyiz? Esasında buradaki iki tane husus var. Bir, yapı fiziksel olarak dönüşüme ihtiyacı vardır, renovasyona ihtiyacı vardır. Ve iki, fonksiyonel olarak demode olmuştur. Yani bu yapıya talep yoktur. Bu amaçla kullanıma yönelik talep yoktur. Kullanım biçiminin değişmesi lazım, işlevinin değişmesi lazım. Ona bir dokunmak lazım. Veya üçüncüsü, yıkıp yeniden yapmak lazım. Şimdi yıkıp yeniden yapmayalım ya da yapalım demek toptancı bir çözüm yolu olacak. Bazı ülkelerde bazı standartlar var. İşte yenileme maliyeti, eğer yıkıp yeniden yapma maliyetinin %30'unu geçiyorsa mutlaka yenileyelim. Çünkü yenileyince teknolojiye uygun olarak yeni malzeme, yeni mimari anlayış, toplumun ihtiyaçlarına göre yapıyı yeniden yapmak her zaman daha avantajlı bir şey olabilir. Ama Türkiye gibi gelir seviyesi nispeten düşük olan ülkelerde bir oran yok. Biz hemen bunu rant olarak görüp tamamen... Bizde mesela kamuda genel bir kabul var, %40. Evet. Yenileme maliyeti, eğer renovasyon maliyeti, yeniden yapma maliyetinin %40'ını geçiyorsa yapıyı yeniden yapmalıyız. Ama araştırma sonuçlarına baktığımız zaman 40, 50, 35 oralarda bir yerlerde dolaşıyoruz. Birkaç öğrencimiz de bu konuda bir tez yaptı. 35'i biz genellikle kullanıyoruz. 35'in üzerine çıkmak özellikle deprem riski altındaki yerleşimler için çok uygun görülmüyor. 35-40 çok da tutarsız bir oran değil. Bu zamana kadar kullandığımız oranlar. Ama tabii işin yeni yapılar için 2000 sonrası yapılmış olan, deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmış olan yapılarda mümkün olduğunca fonksiyon değişikliği yaparak kullanım yollarını denemek, çünkü dev bir kütle ve ciddi yatırım, onun geri dönüşünde düşündüğümüz zaman işin daha çok o tarafta renovasyon gündeme gelecek. Evet. Ben birkaç tane uygulama örneğinden bahsetmek isterim doğrusu. Baktığımızda Türkiye'deki renovasyon taleplerinin çoğuna bakınca bunun hatalı yer seçimi, hatalı proje, hatalı uygulamadan kaynaklandığını görüyoruz. Evet. Yapının fonksiyonel demodeli ya da fiziksel yıpranmışlığından değil. Bakın mesela bir tane örnek, işte bizim alanımızdaki Ankara Çankaya Alışveriş Merkezi. 40 bin metrekare kapalı alan, teras hariç, ortak kullanım alanı dahil bu alanlara. Yerin üzerinde, zeminde tek kat, kütlenin çoğunluğu yerin altında. Açılmış, açılıştan sonra sadece 1 ay açık kalmış, 11 yıldır kapalı. Tahmini yatırım maliyeti 120 milyon arazi hariç, arsa hariç. Yazık, korkunç, geri dönmemiş. Bu yapılmadan önce biz biraz önce taleple ilgili bir tartışma yaptık. Bizim talep dediğimiz şey kentsel dönüşümdeki hak sahipliği değil. Potansiyel müşteri, potansiyel alıcı. Bunlar farklı kavramlar. Yoksa Muhammed Bey'le yol ayrımına ayrıştığımız falan yok. Aynı şeyi söylüyoruz. Biz burada bir çalışma yaptık. Burada da alışveriş merkezinden alışveriş yapacak bir müşteri kitlesi yok. Çünkü burada gündüz yaşam var, gece yaşam yok. Gece yaşayanlar da ağırlıklı olarak emekliler ve bu AVM'den alışveriş yapamazlar. Bu AVM'nin lokasyonu da uygun değil. Girmek bir dert, çıkmak bir dert. Dolayısıyla lokasyon uygun değil, yer uygun değil, çevre uygun değil dedik, raporladık. Banka ve bir belediyemiz aldı. İkisi de teknik adamdı. Yapılamaz dedik, yaptılar. Sonucu bu. Renovasyon. Şimdi kamu idari yapısına dönüştürebilir miyiz? Eğitim tesisi olabilir mi? Başka bir amaçla olabilir mi? Kanaatim o ki tamamen yıkıp kamusal alana kazandırmak lazım ve bu da zararı kamuya kamunun bu zararı çekmesi gerekiyor. Bir defa cepheli olduğu bulvar, sokak uygun değil bu iş için. Giriş ve çıkış hatları uygun değil. Kavşağa 30 metre ve daha yakın parsele giriş veremezsiniz. Şehir içi trafik yönetmeliği buna kısıtlama getiriyor ve böyle bir sıkıntıları var. Tabii biz önce yapıyı yapıp sonra yol yapıyoruz. Kesinlikle. Türkiye'de biz önce yapıyı yapıp sonra nasıl işleteceğimizi düşünüyoruz. Evet. Biz yapmadan önce işletmeyi düşünmemiz lazım. Evet. Yapmadan önce talebi görmemiz lazım. Ama görmediğimiz için. Şimdi yapı normal şartlarda bu grafik aşağı doğru iniyor ya. Evet. Giderleri demek ki gelirlerini gelirleri azalma eğilimine girmiş. Evet. Biz orada renovasyon yapmamız lazım. Ama biz çoğu kez bunu da dikkate almıyoruz. Yapının gelir ve giderleri, yani gayrimenkulün gelir ve giderlerini düzgün kaydetmediğimiz için
Gelir azalmaya başlıyor, gider artmaya başlıyor. Renovasyon orada yapmamız lazım. Renovasyon orada da yapmıyoruz. İşte biz o azalışı artırma eğilimini, ikinci dönem, ikinci müdahale, renovasyon burada gerekli tek yapı ölçeğinde. Nasıl işletme gelirini artırmışız? İşte diyoruz ki R'de değil, Z0, Z1 kadar bir ömür daha yapıya katmamız lazım. Evet. Tekil yapı ölçeğinde bakarsak çok önemli. Ama bu işi yaparken gayrimenkulle ilgili özellikler var. Dışarıda olanlar var. Dış dünyadan olanlar var. Bunları bir bütün dikkat almamız gerekiyor. Başka bunun dışında neden hep AVM'ler yenileme döndü? Çünkü AVM'de büyük bir yatırım var. Evet. Müşteri kazanmak, önemli bir kitle yakalamak, yeni genç kuşaklar var. Trend değişiyor, dolayısıyla teknoloji değişiyor. Bunlar da hızla bu değişikliğe, oteller ve alışveriş merkezleri hızla buna uyum sağlamaya çalışıyor. Evet. Aksi takdirde müşteri kaybedecekler. Bunlar ön planda. Ankara'da mesela bir şehrin de simgesi olarak kullanılıyor artık. Atakule vardı. Evet. Başarılı bir proje miydi? Çok güzel bir yer Atakule baktığınız zaman. Atakule'yi Kavşak, kazandık mı sizce? Kavşak'ta çok güzel bir yer. Evet. Altı Botanik Bahçesi. Bu taraf eski Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, elçilikler. Diğer taraf Çin'de önemli bir bulvar. Evet. Fakat bu lokasyon çok güzel olmasına rağmen parselin konumu çok kötü. Evet. Bu parsele bence AVM olamaz. Evet. Bu parsel alışveriş merkezi yapmak için uygun bir lokasyon değil. Bu parselin üzerine siz mimarsınız. Nasıl tasarımını tutturacaksınız? Ve de her iki cepheli olan yol tek yönlü trafiğe açık. Evet. Bağlantılar çok kötü. Bence burada ticari bir gayrimenkul çok zor. Otel olabilir, alışveriş evet. asla. Evet. Ve nitekim yine bir alışveriş merkezi geldi. Evet. Nispeten bir uluslararası danışmanlık ve gayrimenkulün değerinde bir artış var. Ama bence müşteri ziyaretçi profili zayıf, evet. getiri zayıf, kira parası zayıf. Başarılı bir dokunuş olmayacak. Fakat süreci çok iyi yönettiler, onu söylemek lazım. Evet. Aman kule size emanet, bu önemli bir şey. AVM'yi yıktık, yakında geliyoruz, kule size emanet. Evet. Logo önemli, projenin halka söylediği, evet. paydaşına söylediği önemli bir logo. Çok güzel açılış yaptı. Mesela Ankamal bir alışveriş merkezi. Önce bir Migros'tu. Sonra yanına bir dev kütle eklendi. Bir GYO oldu. Sonra da yanına bir plaza otel eklendi. Evet. Karma bir gayrimenkule döndü. Her eklenen kütle hem ziyaretçi sayısını hem de yatırımın değerini artırdı. Bence başarılı bir girişim. Bir gayrimenkulcü olarak baktığım zaman başarılı bir girişim. Yatırım değeri açısından bakarsanız eğer. İstanbul'daki bazı uygulamalar var. İşte yine alışveriş merkezinden dönüşüm, alışveriş merkezi başarısız, öğrenci yurduna dönüşüm, alışveriş merkezinden üniversite kampüsüne dönüşüm, bir başka uygulama. Bu da Venezuela, çok ilgimi çektiği için AVM olarak yapılıyor, uzunca süre açılamıyor, sonra hapishaneye dönüştürüyorlar. Bizde de hapishaneden AVM'ye dönüştürme yaygın. Bu dev kütleyi şimdi dünyada genellikle İngiltere'de ömrün tamamlayan AVM'ler, hapishaneler, üniversite kampüsüne veyahut da bar, meyhane gibi, kafe gibi yerlere dönüştürülüyor. Neden? Çünkü suçluluk oranında ciddi azalış var. Bazı konular suç olmaktan çıkıyor. Hapishane ihtiyaç azalıyor. Türkiye gibi ülkelerde ise suçluluk hızla artıyor ve dolayısıyla yeni ıslah evlerine, hapishanelere ihtiyaç oluyor. Dolayısıyla bizde bu dönüşüm ancak işte şehrin içindeki Ankara'daki Ulucanlar gibi birkaç yerde anı değeri olduğu için ya da Diyarbakır'da anı değeri olduğu için hapishane dönüşümleri yapıldı. Müzeye döndürüldü. Sosyal amaçlı kullanımlara evrildi. AVM olarak burada baktığınız zaman 359 milyon lira civarında bir yatırım yapmışlar. Milyon dolar civarında bir yatırım. Hapishaneden hangi gelir elde edeceksiniz de bu para geri dönecek? Dolayısıyla şehrin merkezinde böyle bir hapishaneye ihtiyaç var mı bilmiyorum. Bana kalırsa dünyanın her tarafına dönüşüm esasında hangi gayrimenkulü hangi amaçla dönüştüreceğiz? Evet. Buna kim karar verecek? Evet. İşte bütün problem burası. Ne zaman dönüştüreceğiz? İkinci problem burası. Dönüştürdük. Acaba yapı statiği konusu çalışıldı mı? Teknik taraf çalışıldı mı? Sadece işin finansal tarafı mı? Hayır. Üçüncüsü evet. sosyal ve çevresel taraf. Acaba paydaşlarımız ne diyor? Evet. Çevre ne diyor? Yapı, kent silüeti, kentsel bütün, bulunduğu lokasyon. Yani işe bence böyle bakmak lazım. Ben yaptım oldu. Ben yapıp olursam işte böyle olur. Başarı var mı? Bazıları çok başarılı, bazıları çok başarısız. Teşekkürler. Sağ olun, ben teşekkür ederim.